Evet sevgili arkadaşlar, en nihayetinde tekrardan evime dönmüş bulunuyorum ve sizleri de videosuz bırakmamak adına bu videoyu çekiyorum yine. 16 Şubat 2023 tarihindeyiz. Bugün Trabzonspor'umuzun Basel'le bir maçı var. Biraz da esprili bir şekilde girmek istiyorum. Bakın, Fenerbahçe taraftarının içinde çok fazla çöpçü var. Benden söylemesi Trabzonspor taraftarları diyecekler ki ulan bunlarla nereden aramız düzeldi? Biz Bartra'ya falan iyi diyorduk, yıldız diyorduk falan. Ulan bunlar geldi. Yok Eren Elmalı çöp. Lan iyi ki varsın Eren. De biz bu Eren'i kastetmedik. Ulan bunlar nereden çıktı şöyle böyle diye. Bu arada iyi ki varsın Eren derken de rahmetli Eren'in toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Ona da değinmiş olalım. Yani bizim taraftar, bak peşin peşin söylüyorum bak. Çok ama çok net söylüyorum. Bunlar şaka gibi geliyor ama ne Abdullah Avcı'ya güveniniz kalacak ne futbolculara, ben söyleyeyim. Hele bir de maçtan galibiyet çıkmazsa, yani Allah muhafaza, ben onu söylemiş olayım. Konferans Ligi'nde Trabzonspor'la karşılaşacak Basel'in paylaşımı da tabii ki de yürekleri burktu. Öyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır diye. Öyle iyi niyetli takımlarla da karşılaşmak tabii ki de bir güzellik. En azından bu dönemde karşılaşmak güzellik. Tabii sonuç inşallah ülkemizden yana, Trabzonspor'dan yana olur. Fenerbahçe Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen 15 yaşındaki taraftar Mehmet Akif Ağacı statta konuk edip orada tesisleri falan gezdirmiştir diye düşünüyorum kulübümüz. Yani bizim kulübümüz öyle şey yapmaz, masraftan kaçınmaz. Ama açıklamak istiyorlarsa açıklarlar. Kahramanmaraş'ta depremin 206. saatinde 35 yaşında bir kadın enkazdan canlı kurtarılmış. 222. saatte yine bir kadın kurtarılmış. Ve tabii ki de bunlar şey, 222. saatte kadın değildi sanırım ama yine de bunlar sevindiren gelişmeler. Bir de işin şu boyutu var. Bundan sonra ne olacak? Mesela benim kendi kendime en çok sorduğum soru bu. Yanlış anlamayın, tabii ki de kurtulan bütün vatandaşlara seviniyoruz ama oradan kurtulduktan sonra etkisi ne olacak? Psikolojikten bahsetmiyorum, fizyolojik etkisinden bahsediyorum. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Azerbaycan, can kardeşlerimiz. Turan Tovuz Kulübü ile Kepez Kulübü'nün oynadığı derbi maçın bilet gelirleri Türkiye'deki depremzedelere destek olmak amacıyla AFAD'a gönderildi. Turan Tovuz bizim üyelerden bir kardeşimizin de takımı, aynı zamanda bizim de takımımız. Turan takımına da buradan selamlar olsun. Ne kadar güzel bir isminiz var sizin ya, Turan. Gerçekten çok çok hoş bir şeymiş. Var mı başka Azerbaycan'dan takipçilerimiz? Orada hangi takımı destekliyorsunuz? Onu da yazar mısınız? Mesela Neftçi Bakü vardı benim bildiğim. Fenerbahçe Bakü projesi de vardı da o rafa kalktı ama proje er ya da geç bir gün hayata geçecek. Elim olur, belki nasip olur, ben yönetici falan olsam sözüm söz, Azerbaycan'a mutlaka ve mutlaka bir Fenerbahçe takımı kuracağım. Sözüm söz, eğer olursam. Olamasam da bize yakın kim yönetici olursa onlardan rica ederiz. Ben hayatım boyunca hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Buradan Hollanda'daki herkese teşekkür ederim. Hollanda'daki, bakın arkadaşlar, yardımın, iyiliğin dini olmaz. Yardımın, iyiliğin milleti olmaz. Dini, imanı, şunu bunu olmaz. Fortuna Sittard'ın başlattığı ve Ciro 555 şirketinin yardım organizasyonu yürüttüğü kampanyada depremzedelere bağış miktarı ben notlarımı alırken kaçtı biliyor musunuz? Ben notumu alırken 24,7 milyon euroydu. Tekrar tekrar baktım. Ya dedim, bak 24,7 milyon euro az buz bir para değil. Olmaz, o kadar vermezler. Hollanda ne kadar ki lan? Konya kadar bir şey. Yüz ölçümü o kadar bile yok şöyle böyle. 41,5 milyon euroyu geçti. Hatta 42 milyon euroyu geçmiştir. Hazır Konya demişken. 42 milyon euroyu geçmiş. Ya size helal olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hollanda'da yaşayan Türk kardeşlerim. Yani olabildiğince yazın. Bu kanalı etiketleyin. Deyin ki bu kanalın sahibinin ve üyelerinin, abonelerinin, takipçilerin hepsinin size teşekkürü var deyin. Yanımızda olduğunuzu bilmek bizi gururlandırdı ve mutlu etti deyin arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum.
Bunu da söyleyeyim. Bunun dışında gelelim Gaziantepspor'a. Ya şimdi Gaziantepspor enteresan bir takım. Hatayspor da enteresan bir takım. Niye biliyor musunuz? Şimdi burada ben aslında biraz da Galatasaray'a falan, daha doğrusu Galatasaray özelinde lafa girip Fenerbahçe taraftarına da laf çarpıtmak istiyordum. Bilmiyorum yapabilir miyim? Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Gaziantep Futbol Kulübü'nden herhangi bir futbolcu alacak olsanız bir kişi söyleyin desem Maxim derler. İki belki Markoviç derler. Üç derler. Biz Gaziantep'le maç yapacağımız zaman küçümser taraftar ya da Hatay'la maç yapacağımız zaman küçümser, ya bunlara niye tedbir alıyorsunuz? Canlı yayında ben çok yorumladığım için biliyorum. Bunlara niye tedbir alıyorsunuz? Şöyle böyle derler. Ama şimdi ortada büyük bir kapış kapış var. Yani Gaziantep ve Hatayspor futbolcularına karşı. Hocam millet de amma akbabaymış, açgözlüymüş şöyle. Ya bakın hala anlamadıysanız ben anlatmaya artık yoruldum. Duyumcu kardeşlerden biri diyor ki Fenerbahçe El Kabi, Maxim ve Markoviç ile ilgileniyor demiş. Her duyumu, yani ben isim vermeyeyim. Üç duyum da yalan. Bir kere onu söyleyeyim. Üçü de palavra. Zaten burada bir yerde notlarım da var. Trabzonspor, yani benim bildiğim kadarıyla, bilmiyorum benim bildiğim Trabzonspor mu? Benim bildiğim Trabzonspor Markoviç'i, Lazar Markoviç'i dün değil yani 2 gün önce diyeyim. Akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi. Ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markoviç de sezon sonuna kadar kiralık anlaştı. Bu anlaşmayı da duyurdu. Ve şu şekilde kiralık olarak sezon sonuna kadar bedelsiz kiralama. Sezon sonuna kadar da 260 bin euro maaş ödeyecek arkadaşlar. Bakın 260 bin euro maaş. Sezon sonuna kadar ücretsiz kiralama. Şimdi diyorsunuz ya hocam Trabzonspor ya da başkası ya da Fenerbahçe Gaziantepspor'a neyi katkısı oldu? 260 bin çarpı 20,5 en son öyleydi. 5 milyon 330 bin lira Trabzonspor Gaziantepspor'un kasasına para koymuş oldu. Olay bu kadar basit. İster oynasın ister oynatmasın. Aynı Trabzonspor Sabalop Yanitzen'in de transferi için kulübüyle ve futbolcuyla da bir görüşme gerçekleştirmiş. Bilginiz olsun. Yani aslında Trabzonspor iyi isimleri kapmış oldu. Bitti mi? Bitmedi. Galatasaray Muslera'nın sakatlığı malum. Yani hepinizce malum. Onun yerini Günay Güvenç'le doldurmak istemiş. Bakın. Muslera'nın sakatlığı. Daha doğrusu Muslera'nın sakatlığı demiyor. Muslera'nın yedeğini diyelim. O kadroyu. Günay Güvenç'te doldurmak istemiş. Çok uğraşmış ama Günay Güvenç'e Süper Lig'den birçok kulübün teklifi varmış. Gelen son haberlerde Kasımpaşa'nın oyuncuyla anlaşmak üzere olduğuna dair. Yani bakın Hatayspor, Gaziantepspor'un birçok futbolcusu, birçok takımın gündeminde. Yok Kasımpaşa Günay Güvenç'i kiralamış. Evet, sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamış mı? Tam açıklamamış sanırım. Ama konuşmalar sağlam. Günay Güvenç de yerini bulmuş oldu bir nevi. Bakalım hala Gaziantep'te gösteriyor ama Kasımpaşa almak üzere diyor. Bu da tamam. Bunun dışında başka kimler var? Cilobocci. Gaziantep Futbol Kulübü Ankaragücü'nün Papi Cilobocci için yapmış olduğu kiralık teklifini reddetmiş. Oyuncuyu opsiyonlu kiralık teklifini reddetmiş. Oyuncuyu sadece kiralık olarak göndermek istiyoruz. Seneye bizde devam etsin demiş. Trabzonspor, Eyüpspor, Galatasaray, Kasımpaşa gibi kulüplerinde ilgisi varmış. Burada da şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu kadar futbolcusu gidiyor zannetmeyin ki elden tamamen gidiyor. Bunlar seneye hocam nereden futbolcu alacak, nereden edecek demeyin. Bunlar onların futbolcusu zaten. Anlatabiliyor muyum? Ankaragücü Hatay'dan Ankara'ya taşınan depremzede İsa Çınar'ı altyapı takımına transfer ettiğini açıklamış. Bu da kim? Peki Gaziantep'ten transfer gibi sayılabilir bence. Niye sayılmasın? Hocam sen onu bırak Fenerbahçe kimi alacak? Şimdi Antalyaspor Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak almak istiyor.
Fenerbahçe satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Hatayspor enteresan bir şekilde 4 milyon euro para verin direkt satalım dedi. Ya arkadaşlar bakın. Şimdi burada al gülüm ver gülüm meselesi var. Kabul. Ama burada şöyle de bir şey var. Ben Fenerbahçe'yim. Ertuğ Yıldırım uzun süredir takibimde. Ulan bana 4 aylığına kiralayın. 5 aylığına kiralayın. Benim istediğim bonservis maddesini de eklettirin. Sonraki satıştan pay maddesi. Çenenizi kapatın. Yani niye kapatın? 2 milyon euro opsiyon koydursam. 4 ay 5 ay denesem. 5 ayda tuttum. Ben 2 milyon euroyu da verdim. Aldım. Emin olun en az 15'e biz onu Lazio'ya, Napoli'ye okuturuz. %20 pay maddesi versen. 18'e satsan 3,6 oradan gelecek. 2 de buradan gelecek. 5,6 milyon euro. Hocam satmak zorunda mı adam sana? Sen niye böyle yapıyorsun? Hayır onu demiyorum. Şunu diyorum. 4 milyon euro para verin alın diyor. Ya 4 milyondan daha fazla kazanacaksın. Bırak sana ne arkadaşım? Niye bu ya? Ne bu? Şeylik Antalyaspor'a gitti gidiyor gibi bir durum var. Alexandro Maximi Beşiktaş muhtemelen sezon sonuna kadar kiralayacakmış. Hatta oyuncunun İstanbul'a gelmesi falan bekleniliyordu. Yine az önceki duyumcu arkadaşın vermiş olduğu 3 isimden bir tanesiydi. Adekugbe muhtemelen bu Adekugbe ortalığı çok karıştıracak. Niye çok karıştıracak? Çünkü burada bir yarış olmuş. Galatasaray ve Beşiktaş yarışı. Yani Galatasaray transferi bitirdi diyor. Bitirmedi diyor. Tamam diyorlar şöyle böyle. Adekugbe'yi Galatasaray sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonu da 1,2 milyon euro diye de konuşuyorlar. Hatayspor Mehdi Bunjama'nın Ferencvaros'a kiralandığını açıklamış. Satın alma opsiyonuyla kiralamış. 100 bin euro kiralama, satın almada 1 milyon euro. Eğer doğru teknik adam varsa bu Mehdi Bunjama çok iyi yerlere gelir ben söyleyeyim size. İstanbulspor Gaziantep FK forması giyen Valmir Veliyye'yi sezon sonuna kadar kiralamış. Vargaydı sanırım. Kevin Vargaydı. Ondan da sözleşmesini feshetmişler. Mustafa Eski Hellaç'ı Başakşehir alacaktı. Alamamış sanırım. O olay bozulmuş. Figueiredo'yu Başakşehir almak üzereydi. Hatta aldı sanırım da ben resmi açıklamadan haberim yok. Bonservis 700 bin euro sonraki satıştan %15 pay diye konuşuluyordu ama aldım almadım bilmiyorum. Şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Ha, Fenerbahçe, Gaziantep ve Hataylı birçok futbolcuyla ilgileniyor diyorlar. Hayır, birçok futbolcu değil, sınırlı sayıda belli futbolcuya. Dur, bunu bitireyim. Antalyaspor'da bir şeyler yapmaya çalışıyor demiş. Şimdi buraya kadar tamam. Arkadaşlar şimdi buradan sonrasını biraz transfermatik olarak konuşacağım. Adekugbe 2 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 28. Daha bu konular konuşulmadan ben dedim ki bu takımların futbolcuları ücretsiz kiralanır. Böyle olur, böyle olur. Galatasaray için Adekugbe söyleyeyim. Kızmayın diye. Şimdi Galatasaray Adekugbe'yi alacak oluyor. Ha şimdi lafı direkt dikine söylüyorum. Bu çocuğu Fenerbahçe alacak olsa diyeceğiniz laf şu. Bunu mu aldınız ala ala? Millet kimleri alıyor siz bunu mu aldınız? Sonrasında ağzınızı açtınız mıydı? Adamlar Icardi alıyor, Mata alıyor, Mertens alıyor. Tamam. Ben Mata'nın o kadar Galatasaray'da faydalı bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yani cümleyi kurarken mesela şey deyin. Oliveira, Torreira, Icardi deyin mesela. Bence üçü çok faydalı. Mertens de o kadar faydalı değil. Üçü kadar. En etkilisi 3'ü. Dördüncü tamam Mertens sarala. 5. Şimdi bak ben Galatasaray'ın bugün bir yorumda da bir arkadaşta gördüm. Siz bu kadar parayı nerede buluyorsunuz demiş. Demiş ki arkadaş Mustafa Muhammed'den para gelecek demiş. Oradan para gelecek bir kişiden daha bahsetmiş. Mustafa Muhammed'den Galatasaray'ın kazandığı paranın ne kadar olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hesap makinelerinizi açın. Ya da onu siz açmayın. Ben açayım. Futbolcunun piyasa değeri 2,5 milyon euro iken 1,66 milyon euroya kiralandı. Sonrasında 3,85 milyon euroya bonservisi alındı. Yani 5,5 milyon euro yaklaşık olarak. Nantes kulübüne 250 bin euroya kiralandı. Eş 250'yi Galatasaray'a mal oldu gibi.
Eğer Nantes kulübü beğenirse 5 milyon 750 bin euroya satın alma opsiyonuna sahip. Yani Galatasaray Mustafa Muhammed'den sadece 500 bin euro kar elde edebilecek. Ama 15 milyon euroluk futbolcu parasını söylüyor. Ben açtım Galatasaray'ın transfer marketini. Torreira var 6 milyon euro. Mesela Yusuf Demir de 6 milyon euro alındı. Ama zarar. Yani Torreira'nın karı ise Yusuf Demir'in zararı 0'a 0. Mustafa Muhammed'den satsalar bile 500 bin euro kar. Micić şu var burada. Bence o kadar etkili olmadı. Oliveira 3 milyon euro bence tuttu. Oliveira'dan Micić suyu bence içler dışlar çarpımından dengeliyor. Abdülkerim Bardakçı 2.8 aldılar ama Türk olduğu için oynuyor. Emin olun oraya bir yabancı stoper hakkı olsun Galatasaray'ın. Tabi oynatmaz Abdülkerim'i. Dubois birçok maçta yedek kaldı. Sakaboy'u yedekleyemedi. Sol beklere gidince mecbur sol bek oynatıldı. Bekleneni verdi mi? Bence vermedi. Abdülkerim de Dubois'u götürdü bir nevi. Matias Ross var. 1 milyon 750 bin euro. Bence zarar. Kazımcan belli dönem oynadı ama uzun sakatlığı zarar. Seferovic 1 milyon euro kiralama artı 2 milyon euro mu ne yıllık ücretini peşin verdiler sezon sonuna kadar. 3 milyon euro. Yani baktığın zaman ha bir de Kaan Ayhan var 400 bin euro kiralık artı opsiyonla. Icardi 7 milyon euro yıllık ücreti var. Size şu az önceki saydığım 3-4 futbolcu 4-5 milyon euro yapar. Hadi Icardi'nin de 7 milyon eurosu bunlara denk olsun. Bunların hepsini sildirsin. Baktığınız zaman başka Rashida var. Kiralık sanırım bu arkadaş. Mertens ücretsiz. Bence Mertens de artıdalar. Rashida kiralık. Mata ben bilmiyorum. Ben Mata'nın Galatasaray'a çok faydası dokunduğunu düşünmüyorum açıkçası ama. Yani 424 dakika oynamış. Ben çok katkısı olduğunu düşünmüyorum. Hani tamam gol katkısı, asist katkısı var ama ben çok düşünmüyorum. Mesela Çıkırdağ, Morutan, şu bu var. Van Aanholt var. Ne bileyim o bu şu var. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Ya söze gelince Fenerbahçe çöp transfer etti. İşte ya Fenerbahçe'nin transferlerini beğenmemeler. Adekukpe'yi Fenerbahçe alacak olsa niye bu çöp alınıyor? Ama Galatasaray X birini alacak olsa diyorlar ki vay be arkadaş adamlar dünyaca ünlü star aldı. Şimdi Fenerbahçe'yi de aynı kıyaslamayı yapacağım. İyi dinleyin beni. Rossi 5,5 milyon euro gol asist katkısıyla hayli hayli karşıladı. Ama futbol olarak Fenerbahçe taraftarı beğenmiyor. Aynı Rossi. Bakın 5,5 milyon euroluk Rossi. Ya yani 5,5 milyon euroya satın alındı. Transfer market değeri 14 milyon euro. Basit. Amiyane tabirle şunu soruyorum. 3 gol 10 asist 1707 dakikada. Rossi'yi en kötü 9'a satar Fenerbahçe. 3, 3, yani 3, 4, 4, 4,5, 5 şey elde eder. Osterwold 6 milyon euro görün bakın bu çocuk tutarsa biz bu çocuğu aldığımızın belki 10 katına satabiliriz deme de demeyin. Perez 5-23 bence zarar. Sakatlıktan karşılayamadı. Pedro bence zarar. Sakatlıktan karşılayamadı. 4-68 o yaklaşık 10 milyon euro. Buruma 4-25 14.25 Fenerbahçe zararda. 14-25 zararda doğru muyum? Size göre, mantığınıza göre. Hocam Rossi'yi de say. Tamam 14-25 onu da sayayım. 20 milyon euro Fenerbahçe zararda. Samet Akaydın 3-70 bence karşıladı. Batshuayi 3,5. Bugün 16 milyon euro teklif var. 16. Sadece Batshuayi 13'ünü karşılar bu 20 milyon euroluk zararın. Bugün Rossi'yi en kötü 9,5'a satsan satıyorum dersin. Bir 4'ü de buradan gitti. Yani 14 milyon eurosu gitti 20'lik zararın. Kaldı 6 milyon euro zarar. Lincoln 3,5 birçok kişi beğenmiyor ama Lincoln sol bekte ben de beğenmiyorum. Ama 10 numaradaki Lincoln üstüne düşülürse o da ciddi paralara gider. Arao 3 milyon euro. Bence 3 milyon euro standardında gayet de iyi top oynuyor. Emre Mor 2 milyon euro. Aldığı dakika süre daha fazla olursa Emre Mor o 2'yi belki 20 olarak amorti edecektir. Gustavo Henrique gitmek üzere. Onu çok konuşmayacağım. İrfan Can Eğribay zaten kiralık. Lamine Diak geldi geri gitti. Thiago Çukur kiralık. Joshua King bence bir 4-5 milyon euroyu karşılar. Ezgi Can Alıyoruz ki bugüne kadar iyi gitti ama bilmiyorum. Emre Demir bir kumardır, bir zar atmadır. Bakalım tutacak mı? Berisha o zaten ayrı bir cumhuriyet. Pelkas'ın satın alma şeyi var. Samat da Pelkas Berisha. Arkadaşlar Berisha'nın 4-25. Samat da eğer kulübü Şampiyonlar Ligi grubuna kalsa 3 etti sana 7-25.
Belkas'ın da 3.5 var sanırım. 10.75. Yani 10.75'e buradan baktığın zaman Fenerbahçe'nin artısı eksisinden daha fazla ama takmışsınız bir yıldıza. Peki size ben başka bir şey söyleyeyim. Çok başka bir şey söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu size göre yıldız mı? Bilal Salah yıldız mı? Değil hocam, bunlar genç. Crespo yıldız mı? Değil hocam. Zayt yıldız mı? Değil hocam. Başka? Dur. İrfan Can Kahveci? Değil hocam. Valencia? Değil hocam. Osterwold değil. Altay değil. O değil. Bu değil. Şu değil. Kim yıldız? Icardi yıldız. Niye? Transfermarkt'ında 25 yazıyor. Rossi'de de 14 yazıyor. Altay'da da bilmem 12 mi 14 mi yazıyor. Atilla Salah'da 12 yazıyor. Ferdi'de 12 küsür yazıyor. Ben şunu söyleyeyim. Yıldız var. Bir de sömürgen yıldız var. Sömürgen yıldız almaktansa yıldız almayı ben de tercih ederim. Ama günümüz şartlarında yıldız değil, yıldız adayı almak zorunda. Ne derseniz deyin. Bugün lig bugün bitti diyelim. Depremden dolayı oynatmıyoruz ligi dediler. Oynatmıyoruz arkadaş, bitti. Hadi bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon futbolcu satsın. En çok parayı kim kazanır? Hocam en çok Fener kazanır. Kaç katını kazanır? Hocam 20 katını kazanır Galatasaray, 10 katını kazanır. O zaman demek ki bir şeyleri doğru yapma zamanı. Ben şu an şunu söyleyeyim. Şu anki durumda, bakın en önemli cümleyi şimdi söyleyeceğim. Şu anki durumda ne Gaziantepspor'dan ne Hatayspor'dan futbolcu almayacağız. Hocam transfer bitti o zaman. Yok. Sizin yıldız tabir ettiğiniz art. Benim yıldız adayı tabir ettiğim iki kişiyle görüşmeler son aşamaya gelmiş durumda. Videoyu buraya kadar izlediğinizde değmiş olacak. Eğer bu iki kişi gelirse hem ben mutlu olacağım hem siz mutlu olacaksınız. İyi de hocam bizim yabancı kuralı var, bilmem ne var, şu var, bu var. Ya sana ne? Sana ne kardeşim yabancı kuralından? Sana ne? Sen sus, çeneni kapat. İki isim var. Biri olursa siz coşacaksınız. Ben de coşacağım tabii. Ben de sevineceğim. Siz coşacaksınız. Öbürü olursa ben coşacağım. Benden dolayı da siz coşacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Ve Hatay'dan da Gaziantep'ten de kimseyi beklemiyorum. Görüşmek üzere.